Efendim Trabzon günlerinden hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Burada gerçekten biliyorsunuz uzun yıllar Büyükçekmece'de çok güzel işlere imza atan çok değerli hemşerimiz, çok değerli başkanımız. Evet, Hasan Çebi başkanımla beraber. Hasan Akgün. Pardon Hasan abi, Hasan abi. Kemal abi gördüm ya. Kemal Çebi burada. Evet, evet, oradan ol. Evet, Hasan Akgün abimizle beraberiz. Hasan başkanım nasılsın? Çok iyiyim. Trabzon'umuzun kurtuluşunun 563. yıl dönümünden Trabzonlar ve Trabzon'un tanıtımıyla ilgili, Trabzonların ve Trabzon'un tanıtımıyla ilgili etkinliklerin içerisindeyiz bütün Trabzonlu Belediye Başkanlığı arkadaşlarımızla beraber. Trabzonlu hareketlidir, Trabzonlu çalışkandır. Kuru taşın üzerine koy Trabzonlu'yu, hem kendini doyurur hem de etrafını doyurur. Trabzon'un bu varlığı Türkiye için bir lokomotif olarak görülmelidir. Okur, müteahhitlik yapar, çalışır, çalışkandır, çalışarak hayatını kazanır. Devlet adamı çıkartır, siyasetçi çıkarır, müteahhit çıkartır, bilim insanı çıkartır, hepsi var. Onun için Trabzonlu olmak benim için bir gururdur. Ülkemizin her köşesi hepimiz için bir gurur tablosudur. Ama buradan bizim Ekrem İmamoğlu başkanımızın tahsis etmiş olduğu Yeni Kapı'daki bu alanda bugün Trabzonlular konuşuyor. Evet. Bugün Trabzonlular günü burada. Tabii ki Trabzon'u konuşacağız. Sayın Trabzon Federasyonları, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada bir araya getirdi. Güzel bir etkinlik olacak. 3 gün boyunca devam edecek. Cumartesi, pazar çok kalabalık olacak. Bütün Trabzonlu hemşehrilerimi Büyükçekmece, sizi daha unutmayın. Tepecik. Hepinizi sizle davet ediyorum. Bütün Trabzonlu hemşehrilerimi Yeni Kapı'ya, Trabzon ziyafetine davet ediyorum. Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, bütün Trabzon hemşehrilerime çok seviyorum. Sizleri çok seviyorlar. Çok başarılar daim olsun. Efendim bizi izlemeye devam edin. Evet, Trabzon günlerinden Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Bizler buradaki güzellikleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Evet, burada değerli isimler var. Sizi bir tanıyalım. Darıca Trabzonlar Dernek Kadın Kolları Başkanı Birsen Şahin, Çaykaralıyım. 20-30 yıldır da Darıca Kocaeli'nde oturuyorum. Evet, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Peki o zaman buradan bir mesajınız olsun efendim. Buradan böyle güzel etkinliği sağlayan öncelikle Trabzon Dernek Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu birliği görmek gerçekten çok güzel, çünkü biz yıllardır gurbetteyiz. Yani Trabzonlu olarak böyle etkinlikler. Çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Bu arada ablamıza helal olsun. Çaykara şivesini de benim gibi bozmamış. Teşekkürler. Evet, Sayın Başkan'ın yanına gidelim. Sayın Başkanım, evet, sizi bir tanıyalım. Umut Sağlam, Darıca Trabzonlar Dernek Başkanıyım. Trabzon Dernekler Federasyonu'nun yedek yönetim kurulu üyesiyiz. Yeni katıldık kendi ailenin içine. Evet. Tabii ailenin içindeydik hep ama yeni yönetim olarak katıldık. Dernek olarak da bu birliklerin içinde olmaktan, bu güzel etkinliklerde bulunmaktan mutluyuz. İsmail Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü Trabzonları bir arada tutmak, onlarla ilgili etkinlikler yapmak kolay bir süreç değil. Bu kadar insanı bir araya toplamak çok zor bir süreç. Çünkü biz de dernek başkanlığı yaptığımız için biz de farkındalık yaratan bir derneğiz. Ben de Beşiktaşlıyım bu arada, onu da söyleyeyim. Biz de gençlik şölenleriyle yola çıktık. Şu anda 3. gençlik şölenimizi geçen hafta bitirdik biz de. Bayağı bir yoğun bir trafikteyiz. Trabzon ve Trabzonlar için elimizden gelir sonuna kadar yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İsmail Başkanım'a ve bütün Trabzon Dernek Başkanımıza Allah kolaylık versin diyorum. Her zaman, her daim istedikleri an yanlarındayız. Bunda net bir şekilde belirteyim. Sayın Başkanım teşekkürler. Allah razı olsun. Yani dernek yapıp da masraf etmeden bir de derneğe para kazandıran bir dernek başkanı olarak bunu nasıl başardınız diye soruyorlar. Onu şöyle söyleyeyim. Yaptıklarımız gerçekten kaliteli olunca insanların bize değer katkısı daha da fazlalaşıyor. Çünkü elimizde doneler var. Bu yaptığımız doneler nedir? Yaptığımız şey gençlikleri, hamsi festivalleri, iftar programları, kahvaltı programları, deprem bölgesi yardım çalışması, şampiyonluk kutlaması ki daha sayamadığımız sosyal yardımlar. Bunlar insanlarda etkinin bize karşı güzel tepkiyle dönmesiyle oluyor. Ahmet abime de teşekkür ederim. Güzel bir soru sordu aslında. Evet. İçimi değişti vallahi billahi. Evet. Çok teşekkür ederim Ahmet abi. Darıca Sayın Trabzonlar Derneği'ni bir ziyaret etmemiz lazım.
Öyle mi? Peki. Tamam. Başkanım, şeref verdiniz. Biz çok şeref veriyoruz. Allah razı olsun. Efendim, izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Trabzon günlerinden hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Efendim, şu anda gerçekten çok sevdiğimiz belediye başkanımız Trabzon'dan ayağının tozuyla geldi. Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık. Sayın Başkanım, sizi seviyoruz. İnanın, görünce de mutlu oluyoruz. Evet. Yomra da sizi seviyor. Yine buradasınız. Yine Trabzonlular nerede, siz oradasınız. Neler ifade etmek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tekrar burada sizlerle birlikte karşılaşmış olmaktan, hemşerilerimizle burada buluşmuş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buradan bütün hemşerilerimize kucak dolusu selamlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. İnşallah yarın bütün gün Yeni Kapı'da Trabzon günlerinde hemşerilerimizle buluşacağız, kucaklaşacağız, dertleşeceğiz. Burada tabii bu sene daha yoğun bir katılım olmasını bekliyorduk ama biraz Trabzon'dan gelen belediyelerin sayılarındaki azlık sebebiyle bir ufak organizasyon sorunu olmuş diye görüyoruz ama biz her ne şartta olursa olsun Yomra Belediyesi olarak, Yomra Belediye Başkanı olarak hemşerilerimizle buluşmak üzere, hemşerilerimizin var olmuş olduğu her noktada olmak için gayret gösteriyoruz. Seçim geçti. Bundan sonraki süreçte bir 5 yıl daha, 4,5 yıl daha inşallah ilçemizde ilk 5 yılda yapmış olduğumuz projelerimizden daha fazlasını sunarak, daha fazlasını geliştirerek vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek, vatandaşlarımıza Yomra'yı Karadeniz'in marka ilçesi yaptık, Türkiye'nin marka ilçesi yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Evet, Sayın Başkan, onu yapıyorsunuz. Yakinen de takip ediyoruz da Yomra'da, Yomra Belediyesi'nin ekonomik anlamda çok da gücü olmayan bir belediye ama yapmış olduğunuz hizmetler gerçekten çok fazla. Bunu nasıl başarıyorsunuz merak ediyoruz. Şimdi şöyle, Yomra Belediyesi olarak ben yapısal olarak biraz mali politikasını sıkı tutan bir yapıya sahibim. Bunu ilk 5 yıllık süreçte sağladık. Büyük bir belediye değiliz. Nüfus olarak 50 bin nüfuslu bir belediyeyiz. Ancak mali anlamda Türkiye'deki iyi 3-5 belediyeden, belki 15-20 belediyeden birisiyiz. Daha önce ben ekonomik mali durumu piyasaya açıkladım. Bugün Türkiye'de SCK'ya, ÜEVCİ'ye, İller Bankası'na, çeşitli kurumlara borcu olmayan nadir belediyelerden birisiyiz. Ama zaten belediyecilik zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik olarak bu yaşanan ekonomik sıkıntılar daha çok belediyelere yansıdı. Ama biz kendi yağımızla kavrulabilen ve bir şekilde de projelerimizi gerçekleştirmeye çalışan bir belediyeyiz. O yüzden de projelerimizi hazırladık. Daha güzel projelerimiz var. İnşallah bunları da ikinci 5 yılımızda vatandaşlarımıza sunacağız. Yani. Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık Trabzon'dan kalktı geldi. Orada da çok güzel hizmetler yapıyor belediyede. Halkımız da gerçekten onu çok seviyor bizim gibi. Buradan son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Başkan? Ben de öncelikle sizleri çok seviyorum. Buraya sizlerle geldiğimiz zaman, karşılaştığımız zaman bu karşılıklı enerji sahaya da insanlara da yansıyor. Ben de gerçekten buralarda bulunan hemşerilerimizi de, sizleri de, Yomra halkını da özellikle, ki belediye başkanlığı çok yapılacak bir iş değildir. Çok meşakkatli, sıkıntılı, saat ve zaman merfumu olmayan yapılan bir iştir ama ben Yomralı hemşerilerimi, Yomralıları, Trabzon'u çok seviyorum. Bu ilçeye, bu şehre biraz katkılarımız olsun, geleceğe dair yatırımlarımız olsun, geleceğe dair eserlerimiz olsun diye bu sıkıntıları seçiyoruz. O yüzden biz de bu yapmış olduğumuz işlerle, vatandaşlarımızdan almış olduğumuz bu memnuniyet dönüşleriyle beraber de mutlu oluyoruz. Yoksa bu işler çok da yapılacak işler değildir yani. Peki başkanıma çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Yomra'ya gidince de ziyaret ederiz. Bir çayını içeriz Sayın Başkanım. Mutlaka bekliyorum. Saygılar mutlaka sürüyorum. Şeref verdiniz tekrardan. Evet Sayın Başkanım, radyoya canlı yayına ne zaman bağlı? Ne zaman derseniz. O zaman haftaya Sayın Başkan'ı Trabzon'a yolladığımız zaman canlı yayına da bağlayacağız radyodan. Hepinize saygılar, bizi izlemeye devam edin efendim. Efendim, güzel adam Ahmet Güngör'ün mikrofonunu kaparsam ekmek restoranına gelirim. Başkanım, ama adam nasıl bir adam? O adam bir gönül adamı. Evet, vallahi bence de gönül adamı. Ahmet Güngör derler. Nerede birlik beraberlik, nerede sosyal etkinlik, aslında nerede insanlık adına güzel bir şey varsa onu mutlaka kalıcı bir videoyla gelecek kuşaklara aktaran adamdır yani. Adam gibi de adamdır. Bunun bir kopyası daha yok. Bir Sevdadır Karadeniz'de çok güzel bir YouTube kanalı var. Bak, o ismi koyarken bile kendisinin insanlara ve bu camiaya, bu topluma
nasıl sevdalı olduğunu anlatmıştım. Bir sevdadır. Vallahi ben Ahmet abiyi çok sevdiğim için hani neyse onu söylüyorum, açık ve net söylüyorum. Bazen beni de fırçalar. Bazen beni de fırçalar. Başkanım bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim standdasın Ekmeksel. Bu olayı halka nasıl anlatırsın? Şimdi halka nasıl anlatırız? Mesela Ahmet Bey bunu benden daha iyi anlatabilir. Bu fırsat elinde. Mesela. Çünkü kamera elinde. Evet. Hitabeti de var. Yetmez sosyal paylaşımlarda, mesajlarında çok ince ince verebilir. Biz de ona destek oluruz. Ekmeksel gerçekten bu kurumu sahiplenmek lazım. Tanıtılmasına, reklama ihtiyacı yok. Tanıtılması lazım. Tanıtıldıkça bence insanlar bu konu hakkında bilgi sahibi oldukça sahiplenecektir. Peki hocam, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'le ilgili söyleyeceklerim var 3 gün sonra. Peki, Tevfik Bey, bir Karadeniz, bir sevdalı Karadeniz mikrofonla neler söylemek isterdiniz? Valla askıda ekmeğin teknolojik hali Ekmeksel'e öncelikle bir Karadeniz olarak başkanımıza çok teşekkür ediyorum bize destek verdiği için. Maddi manevi her türlü desteği verdi. Bize kucak açtı. Allah kendisine razı olsun. İnşallah sürekli bundan sonra bir aile gibi birlikte olacağız. Birlikte projeyi yürüteceğiz inşallah. Tabii ki çok mutlu ve gururluyuz. Böyle önemli bir projede yer aldığım için başkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir Adanalı olarak burada olmak ayrı bir mutluluk. Valla devam et. Ben de sevgili Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum mikrofonu bana verdiği için. Sağ ol abi, iyi ki varsın. Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz aslında cumartesi pazar burada çok yoğun kalabalık oluyor. Buradaki etkinlik klasik bütün illerin yaptığı etkinlik gibi gözükse de Trabzon etkinliklerine bundan çok daha büyük bir farkı vardır. O da şudur, dikkat edin. Trabzon tanıtım günlerinde Türkiye'nin dört bir tarafından insanların özellikle hafta sonu cumartesi pazar günleri buraya katılıyor olması Trabzon ilimizin Türkiye'de ne kadar yapıcı, kucaklayıcı ve bütünleştirici bir il olduğunu gösteriyor. Onun için biz bunu çok önemsiyoruz. İnşallah bu uzun süre devam eder. Belki format değişebilir ama etkinlikler devam edecektir. Ahmet Güngör'e dedim ben 3 gün sonra söyleyeceğim. Şimdilik şunu söyleyeyim. Beni takip etsin. Takip etsin. Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Yeni Kapı'da Trabzon Günleri, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği işte bu atmosferi sizlere yansıtıyoruz. Çok değerli yapımcım, büyük profesör sevgili Ahmet Güngör'le birlikte. Yanımda da benim çok değerli dostum, hemşerim, gerçekten STK'larda uzun yıllar hizmet veren ve şu anda da Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda yönetici olan Köksal Burtuluoğlu. Önce hayırlı uğurlu olsun diyelim Sayın Başkan. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, yine bir Trabzon günü. Neler ifade etmek istersiniz? Ya her zaman olduğu gibi İstanbul'da Trabzon'un kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Daha bugün ikinci gün ama ilk gün sayılır, bugün Cuma. Tüm Trabzonlu ve Trabzonlu olmayan hemşerilerimizi kopun gelin diyoruz. Hayden Yeni Kapı'ya. Evet, şimdi ben özellikle Sayın Köksal Burtuluoğlu'na şunu da sormak istiyorum. Çünkü uzun yıllar STK'larda görev yaptı. Hatta ilçesi köprü başına dağ koşuları atletizmde onu taşıdı. Uzun yıllar devam ediyor, hala da devam ediyor. STK'lara bir iki yıl ara vermişti ama yani hatta zaman zaman konuşmalarımızda ya ben bu işi daha yapmayacağım, çok yoruluyorum, çok koşturuyoruz, bu iş bizi yordu demişti ama yine biz onu şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda yönetici görüyoruz. Yine o aşk geldi, o sevda geldi. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz bize? Ya şöyle, tabii ki bir süre müsaade istemiştik ama şöyle, İsmail Şatıroğlu başkanım sağ olsun bir önceki dönem yine bize teklif etmişti. Fakat ben o zaman işlerimizin yoğunluğu belli bir geçerli sebeplerimden dolayı bir başka seçimde demiştim başkana, sözüm vardı. Başkan da bizi arayınca, seni aramızda görmek isteyeyim deyince Şatıroğlu başkanın da derler ya, isteğini kıramazdık yani. Evet. Ondan dolayı yeniden vira bismillah diyoruz STK hayatına. Allah hayırlısını nasip eylesin. İnşallah başarılı oluruz. Dernekler Federasyonu olarak başarıdan başarıya koşarız. Trabzon'umuzu, Trabzon sporumuzu, kültürümüzü daha bir ileri seviyeye taşırız. Evet, yine bir Trabzon günündeyiz ama ben artık şunu diyorum. Trabzon artık level atlatması lazım. Yani farklı bir şey yapması lazım ki
Şatıroğlu bana teklifi yaparken çok güzel projelerden bahsetti. Bu da benim çok hoşuma gitti. Özellikle ve özellikle Trabzon kız yurdu yapacağız demesi bende yeniden bir heyecan oluşturdu. Gerçekten öyle. Yani artık Trabzon bazı şeyleri aşması lazım. İnsanlara daha iyi dokunabilmesi lazım. Çünkü Trabzon her geçen gün göç alıyor. Yani gurbette yaklaşık 1 milyonu belki 1 milyonu geçti insanımız. Bunlarla daha yakından ilgilenebilmemiz için onlara daha iyi hizmet verebilmemiz için işte görüyorsunuz az ileride 500 metre ileride Cerrahpaşa Hastanesi'nin arkasında muhteşem bir tesis kazandırıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Bu Trabzon kız öğrenci yurdunu da yaparsak bir nebze amacımıza ulaşmış oluruz. Şimdi bu işler gerçekten yorucu işler. Yani ailenden, işinden, maddiyatından fedakarlık yapmak zorundasın. Ama insanlara dokunmak, insanlara hizmet etmek bütün bu yorgunlukları üzerimizden atıyor. Evet az önce koşulardan bahsettiniz. Evet Köprübaşımız 9 yıldır ulusal organizasyon yapıyor. Köprübaşı Belediye'miz, Kaymakamlığımız, STK'larla beraber inşallah, inşallah diyorum artık Köprübaşı ulusal değil, uluslararası organizasyon bekliyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılacak. Nasip kısmet olursa artık Türkiye'den değil, yurt dışından insanları getirip Şirin ilçemizde, Trabzon ilimizde yapmak istiyoruz. Evet. Başarılar daim olsun. Şimdi Sayın Yapımcım Ahmet Güngör dedi ki geçen sosyal medyada gördük doğu turu yaptı. Aslında ben o turu niye yaptığını biliyorum ama Sayın Başkan'dan bir dinleyelim sonra ben tamamlayacağım inşallah. Buyurun Başkanım. Şimdi biz ne kadar her yerde biz her yer Trabzon diyorsak bunun karşılığını vermemiz lazım. Bir Trabzonlu olarak insanlara hizmet ediyorsan gezeceksin göreceksin. Ülkemizin dört bir yanında oranın kültürünü, eğitimini, görselliğini göreceksin, öğreneceksin ki biraz farkındalık yaratırsın. Benim mesela Diyarbakır'a gittik, Diyarbakır'daki dostlarla sohbetimiz oldu. Oradan Mardin'e geçtik, eski Mardin'e. Buradan İbrahim Aydın Başkan'a da teşekkür ediyorum. Biz de yakından ilgilendi orada evet, Trabzonsporla Dernek Başkanı. Gittik oranın kültürünü öğrendik, oradan Urfa'ya geçtik, Antep'e geçtik, Kapadokya'ya geçtik. Kapadokya'da yani şimdi 61 plaka arabamız 61 plaka olduğu için her yerde inanılmaz bir ilgi görüyor. Trabzon gerçekten ülkede doğusuyla batısıyla güneyiyle kuzeyiyle çok sevilen bir il. Evet. Onun için biz bu insanlara daha fazla kucak açmamız gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayıdır ki bu gezileri yaptık. Hatta Kapadokya'da balon uçuşlarını seyretmek için sabahın 5'inde 6'sında oraya gittim. Tabii ki her zaman boynumuzda bordo mavi atkı. Baktım oradan hemşerimiz her yer Trabzon sesi böyle uzaktan geliyor. Yakına çağırdı beni. Abi dedi ben dedi Nevşehirliyim ama fanatik Trabzonsporluyum dedi. Ne güzel. Bak fanatik benim oğlumun ismi de dedi Gökdeniz Fatih. Babadan dededen Trabzonsporluyuz dedi. Yani bu kadar güzellikleri ben onları gezmesem görmesem oraları yaşamasam bilebilir miydim? Eyvallah. Bilemezdik. Ondan ama, dolayı. Evet Sayın Başkan araya giriyorum çünkü Başkan güzel anlatıyor. Her tarafı gezeceğiz. Trabzon'u anlatacağız ama şu da bir gerçek. Yayla'daki buradan Siyami Başkanıma, Güleburgaz Karadenizleri Dernek Başkanım Siyami Aslan Başkanıma selamlar. Sayın Yapımcım bu röportajı özellikle bu bölümünü rica ediyorum. Tam iki kamyon guvagaları topladı. Tabii piyasaya ancak doğuda sürdü onları ki burada yakalanır diye. Buradan Siyami Başkan'a da selamlar. Sayın Başkanım sizi seviyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah Madur Şenliklerinde Siyami Başkan önderliğinde yine Göksal Burtuloğlu, Evren Sancak ve bütün bu dostlarla birlikte inşallah seneye de gerçekleştirmiş oluruz. Kesinlikle buradan Siyami Başkan'a selam göndermesek olmaz. Çünkü Siyami Başkan gerçekten bunu ben samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten bizim bir değerimiz. Aynen. Her sıkıştığımızda elini cebine atan, evet, her organizasyonumuzda bizden destek esirgemeyen bir arkadaşımız. Ama buradan tekrar söylüyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve yönetim kuruluna hepsine bizden de buradan teşekkür ediyoruz gerçekten. Bizi de aralarında görmek için davet ettikleri için yürekten teşekkür ediyorum.
başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan'a ve şimdi röportajlarımız devam ediyor. Abdülkadir, seni de alalım şöyle. Efendim şu anda benim için çok özel bir kardeşim. Çünkü her festivalde TS Club'dan güzel hediyeleri şu anda da... Açık değilmiş ama. Açtırdım. Sabah namazı açtırdım oraya. Evet, gideceğiz. Abdülkadir Meriç kardeşim şu anda yıllardan beri Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda hizmet veren genç bir kardeşim. Aynı zamanda müteahhitlik de yapıyor. Yani ve yaptığı işlerde de herkes takdir ediyor onu. Bu genç yaşta bu işleri başarmak kolay iş değildir. Abdülkadir Meriç kardeşim neler söyleyecek bizlere? Yine Trabzon günlerindeyiz. Neler ifade etmek istersin? Ya şöyle, biz artık klasikleştik. Siz de biz aynı anda hemşerilerimizi bu alanda istiyoruz. Açık açık söylüyoruz yani, davet ediyoruz. Hatta sloganımız var: komşunu da al gel. Ama biz komşuluktan ziyade buradaki ev herkesin evi. Bu Trabzon günleri. Yani evet, bizim değil, başkasının değil, şeyin değil. Buradaki Trabzon'u aslında burada yaşamak istiyoruz. Ha, omuz verirseniz burası çok güzel olur. Ha, omuz verilmese dahi gene hiç olmasa deriz ki ya, bizim hemşerilerimiz ne kadar yanımızda olmasa da kalben bizimle beraber deriz. Olayı böyle süsleyeceğiz. Abi bugün açılış var. Evet. Açılışta da bekleriz yani. Saat 15'te açılışımız var. Sevgili 17 oldu. 17 mi oldu? 17 oldu. 17 oldu. Tabi cuma namazı insanların siyasi yürüyüşü var şu anda. Evet, doğru. Saat 4'te de Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fethi yürüyüşünü, aynısını canlandırma olarak inşallah yapacağız. Evet, Abdülkadir Meriç kardeşime teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, şimdi tabii kartı dolu değil mi yani? Sıkıntı yok. Sıkıntı pek. Çok teşekkür ediyorum. Kim bizi alabiliyor? Aynen öyle. Evet, bu genç yaşta gerçekten müteahhitliği de çok iyi yapıyor. Başarılarınız daim olsun. Hepimiz. O yazıhanede beni dinleyenlere de selamlar. Orada dostlarım vardı. Yemeğe de gideceydik ama ya, ne oldu? Yok, yemeğe her zaman gider. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Kaybolma. Evet, şimdi Kani Başkan'a dönüyorum. Kani Başkan'ı yıllardan beri STK'ların içerisinde görüyoruz. Sayın Başkanım, hep fizik olarak aynı. Az önce dedim, 60 yaşında var mısınız? Bir onda açık dedi. Yani Sayın Başkanım, bu gençliği neye borçluyuz? Sizin gibi iyi dostların yüzünden bir genç kaldık. Sağ ol, var ol. Ne güzel. Yani. Böyle insanımızı gördük mü? Ondan ben hoşnut oluyorum, zevk alıyorum. Ancak sosyal hayatı dizayn etmek için birlikte rahmet, ayrıca azap var diye Peygamberimiz. Biz birlikte olmak için bu kurumu kurduk. 25-30 sene öncesine kadar Trabzon'un İstanbul'da ve Türkiye'de sosyal faaliyetlerde ismi geçmiyordu. Ben Trabzon Dernekler Birliği'nin kurucusuyum. Evet. 30 seneye yanaştı. Bu birliği biz, sizin gibi değerli vatandaşlar, arkadaşlarımız sayesinde Dernekler Birliği ve Federasyon'a yükseldik. Bu federasyon da şu anda Türkiye'de ses getiren bir federasyon oldu. Evet. Yakın zamanda da işte belediye başkanlığımızın bulunduğu bölgede, Fatih Belediyesi Başkanlığı'nın bulunduğu bölgede altı katlı bir binayı da derneğimize kazandırdık. İşte sosyal faaliyetlerimizi buradan yürüteceğiz. Bir milletin temsil edebilmek için kültür ve geleneğine sahip çıkmak lazım. Amin. Gençlerimize sahip çıkmak lazım. Kültür değerlerimize sahip çıkmak lazım. Bunun için buralarda varız. 70 yaşına gittiğim halde yine sizleri ve gençleri bu konuma görevlendirmek için çalışıyoruz. Sağ ol. Allah utandırmasın. Çok teşekkür ediyorum. Benden yakışıklı olup da bu günlere gelme ama yine her zaman olduğu gibi. Evet, Mustafa Sarı Başkanım, her zaman olduğu gibi yine karizma yerinde. Ahmet Gün görsen de kıskan. Sayın Başkanım, şeref verdin tekrardan. Yine güzel bir atmosfer. Trabzon günlerini yeni kapıda yaşıyoruz. Neler ifade edeceksiniz? Çok teşekkür ederim Muratçov. Düzenlediğimiz Trabzon günlerini coşkuyla beraber devam ediyoruz. Nice 17 yıllara diyelim, dostlarla beraber güzel bir vakit geçireceğiz inşallah. İnşallah. Bugün birinci günü. İnşallah. Bugün, yarın ve pazar günü nasip olursa çok güzel bir eğlenceler yapacağız Allah'ın izniyle. Eyvallah. Mevlam sizi var etsin. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yine zaman zaman tabii değerli başkanlarımızla sohbet edeceğiz. Yani. Yeni Kapı'daki Trabzon günlerindeki bu havayı sizlere de aktarmaya gayret edeceğiz. Evet Mustafa abim, tanıyalım seni. Ben Mustafa Şahin, sanayiciyim. Arnavutköy'de ikametgah ediyorum. Evet. İş yerim orada. Ayrıyeten Mısır'da da bir iş yerimiz var. Ay maşallah. Özellikle bu seçimler ve Trabzon günleri için Mısır'dan buraya geldim. Özellikle tebrik geldim. Tebrik ediyorum sizi. Anlaşıldı. Sizin için de çok değerli bir iş insanı olduğunu diğer
festivallerde de arkadaşlar hep ifade etti. Hepsine teşekkür yanında. Ediyorum. Onun için teşekkür ben de size bir Trabzonlu olarak teşekkür ediyorum. Ben de bütün Trabzonlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biz yurt dışında bile Trabzon'umuzu hani tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Oradan bu vesileyle yani bu etkinlik ve seçim için özellikle geldim. Başarılı da olduk. Teşekkür ediyorum emeğe geçen herkese. Evet, başarılar diliyoruz. Teşekkür evet, ederim. Evet efendim, bizim çok değerli abimiz, dostumuz, Bağcılar Trabzonlar Dernek Başkanı Ethem Coşkun. Sayın Başkan, nasılsınız efendim? Hamdolsun, şeref verdiniz. Hamdolsun, sağ olun. Nasılsınız? Eyvallah, eyvallah. Sayın Başkanım, tabii dün siz röportaj verdiniz. Sizin yavuklunuza, sevgili Ahmet Bey'e. Evet, bugün neler ifade edeceksiniz? Tabii dün başladık. Bugün devam edecek olan, pazar gününe kadar devam edecek, gerçekten hep şunu söylüyoruz. Trabzon'u İstanbul'a getiriyoruz. İstanbul'daki hemşehrilerimize diyoruz ki Trabzon'a gitmeye gerek yok. Artık kültürümüz, her şeyimiz İstanbul'da. Herkes gelsin. Yorulmanıza gerek yok. Biz ayağınıza getiriyoruz. Bununla ilgili gerçekten yoruluyoruz, çalışıyoruz. Tek değerimiz var, hemşehrilerimizi bir arada görmek. Trabzon Musab'ın söylediği gibi güzel de bir kongre yaşadık. Hani hep şunu söylüyoruz biz yıllardan beri. Kimse kaybetmez. Tek kazanan vardı, o da Trabzon. Evet, mesela geçen hafta pazar günü bunu da başardık. Hepsi biz kardeşiz, hemşehriyiz. Hep bir arada olduk. Olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Bugün ben varım, yarın sen varsın. Tek davamız dediğimiz gibi Trabzon sitasını biraz daha yukarılara nasıl çıkarabilmemiz. Bunun uğraşı içerisindeyiz. Söyledim ki bugünden sonra artık pazar gününe kadar hemşehrilerimiz yine burada bir alanda birlik beraberlik içerisinde görmeye davet ediyoruz. İnşallah 3-4 gün burada Trabzon'un güzel rüzgarının havasını burada estireceğiz diye düşünüyorum. Ethem Başkan, Fener maçımız var biliyorsun, Trabzon'da ağırlayacağız Fenerbahçe'yi. Şimdi dünyanın en büyük takımıyla dahi oynadığımızı düşünün. Trabzonspor'un hep galip gelmesini isteriz. Bugün de masal azaz inşallah. Geçen sene yine burada burada Trabzon Fenerbahçe'yi 3-0'dan 3-2 oldu masa ama yine masa almıştık. Bugün kesin alacağımıza inanıyorum. Evet, ben de şöyle bir not düşeyim, bir sporu seven bir kardeşiniz olarak. Trabzonspor'un kadrosu zayıf. Yani şöyle zayıf, diğer rakiplere karşı bunu bir futbol sever olarak, futboldan biraz 3 aşağı 5 yukarı anlayarak, ama Trabzon'da oynanan maçlarda her zaman Trabzon'un kadrosu ne olursa olsun her zaman gerçekten o ruhu ortaya koyacaktır. Ben de maçı kazanacağımıza inanıyorum. Maçı da kazanırsak Sayın Başkanım artık bir güzel horon ederiz değil mi burada? Ne demek? Evet, ne demek? Evet. Derbi maçlarında favori hiçbir zaman yoktur. Yok. Hiçbir zaman belli olmaz ama Trabzon'un ayrı bir havası vardır. Trabzon'un ayrı bir havası vardır. İnşallah maç alacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Trabzon günlerinde yine beraberiz. Yeni Kapı'dan selamlar, saygılar. Yanımda evet yine Eyüp Sultan Trabzonlar Dernek Başkanı, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda yine çok değerli yönetici abimiz, Köprübaşı'nın değerli iş insanı Evren Sancak Başkanım. Sayın Başkanım, biraz zayıflamış gördüm sizi. Bu fazla yoğun mesaiden midir yoksa yayla hasretinden midir, onu bir soralım. Yayla hasreti de var. Öyle mi? Yayla hasretinden diyelim. İşte dikkat ediyoruz kendimizi, ufak tefek böyle bu durumda devam edip gidiyoruz. Trabzon günleri başladı. Bugün resmi açılışımız olacak inşallah. Trabzon'dan dün belediyelerimiz, işte sivil toplum kuruluşları geldi. Bu aynı zamanda Ortahisar'da işte Halk Eğitim, Kadın Emekçileri, herkes burada. Tüm Trabzonları buraya bekliyoruz. Buyurun gelin diyorsunuz. Buyurun gelin, hayden yeni kapıya diye. Evet Sayın Başkanım, pazar günü de Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Onunla ilgili de skor alıyoruz tabii. O günkü özellikle tabii, bakalım kim tutturacak, ne diyorsunuz bu konuda? Yani yine diyecek misin Trabzonspor ulan? 2-1 alırız diye düşünüyorum ama Trabzonspor olan daha demem. Öyle. Bazı kişilerin oradan gitmesi gerekiyor. Yani oraya taktın kapayı. Oraya taktık kapıyı. Aynen öyle. Yani. Sahnede neler olacak Sayın Yapımcım, diyor ki sahnede neler var Sayın Başkan, bir anlatsın. Sahnede yöremizin çok değerli sanatçıları var. İşte tabi listeleri yayınladık. İşte Onay Şahin'den olan Atmaca'ya, işte Çerenece Öksüz'den, işte yöresel sanatçılarımıza, genç arkadaşlarımız evet. Var çok. Horon ekipleri var. Kaval var. Kemence var. Kaval bugün galiba. Bugün Kaval'a evet, açacağız. Evet. Açılışta Kaval bir daha çıkacak. Oy maşallah. Bugün milleti Kaval'a da uyduracağız. Oy Kaval maşallah. Bizim yöremizin gerçekten
Şimdi Yaylaca'da kar yağdı, kaval çaldı mı aşağı doğru. Değil mi? Ali Osman da iner o zaman. Yaz geldiği zaman da yukarı doğru. Evet. Bu arada Nurettin Kahveci Kaval da var. Yani Karadeniz'in şu anda kavalı en güzel çalan değerli bir üstadı. Tabii değerli. Evet inşallah. Peki başkanım. Aynı zamanda da işte Tahsin abi orada. Biliyorsunuz da kemencenin üstadlarından bir tanesi. İşte Yusuf abi gelecek. Yusuf Cemal Keskin yıllarını bu işe vermiş bir insan. Öyle güzel başladık hayırlısıyla. Bakalım inşallah odandırmasın. Böyle bir sistem kurduk. Bakalım ne olacak. Evet son bir sorum var Sayın Başkanım. Şimdi 2 yıl STK'lara ara veren ve 2 yıl aradan sonra tekrardan yönetimde olan şu anda Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun Köksal Burtuloğlu'nu tebrik ediyoruz. Ben de, dedi daha yönetimlere girmeyeceğim ama bugün onu öyle bir karizma gördük, öyle bir şık gördük ki ben hiç onu öyle karizma daha görmemiştim. Bunu neye bağlıyorsun Sayın Başkanım? Ya Köksal Burtuloğlu STK'lara gerçekten hizmet vermiş. Beni de bu işe sokan kişidir yani. Evet. Yani biz buraya geldiğimiz zaman beni Köprübaşı Derneği'ne tavsiye eden, Köprübaşı Derneği'ne beraber başladığımız bu işte duayen birisi. Bu dernekçiliği seviyor. Bu iş bulaştı. Bu işten kurtaramadı. Yani 2 ay dinlenir, 3 ay dinlenir ama tekrar sisteme girer. Başka şansı yok yani. Yok. Yok. Ama başkanım ilk kez böyle karizma görüyorum. Siz de şık buldunuz mu? Şık her zaman şık. Şimdi dernekçilik bağımlılık yapıyor. Peki bu değerli dostlarımıza, başkanlarımıza. Efendim bunlar bir de benim için çok özeldir. Gerçekten biz aynı bölgenin derler ya aynı köy sayılırız. Evet. Köprübaşı bizim yolumuz. Yayla yolu. Hep beraberiz. Yani. Onun için buradan ayrı bir yerleri vardır bende. Umurgen bizim çarşımız. Kesinlikle öyle. Yani, yaylalarımız bizim beraber. Doğum yerimiz Sürmene. Sürmene tabii. Sonradan ayrıldı. Kimliklerimiz de Sürmene yazar. Evet. Ya Burtuloğlu pek kabul etmiyor. Ben diyor Köprübaşılıyım diyor ama işte etse de Sürmene'den ayrılmış etmese de. Şimdi hayır bak şöyle şuraya bir açıklama yapalım. Köprübaşı sonuçta 1990 yılında Sürmene'den ayrılıp bir ilçe oldu. Evet. Yani Köprübaşı küçük bir ilçe. Buranın ismini yükseltmek... Takılıyoruz başkanım. Ama biz takıldığınızı biz de biliyoruz ama genel anlamında bu insanlar bunu bazen dillendiriyor. Aslında dillendirmeme haksızlık yapmamaları doğru. lazım. Onu aslında şimdi, doğru. Şu anlamda doğru Sayın Başkanım. Bize sordukları zaman nerelisin? Biz Sürmeneliyiz. İlk önce Sürmeneliyiz. Evet, evet. Neresinden? İşte Köprübaşı'lıyız. Biz Sürmeneli demekten kocunmayız. Estağfurullah. Biz, niye yok, olsun? Yok, şöyle yani. Sürmeneliyiz, Köprübaşı Sürmeneli biz hep bir gördüğümüz tabii, için. Tabii, o Boğaz Zangi böyle hep beraberiz gibi. Bundan aynen, sonra yok. Ama aynen. Sonuçta rahmetli Adnan Kahveci 92 yılında Köprübaşı'nı ilçe yaptı. Köprübaşı ilçe oldu. Aynen tabii ki. Tabii ki. Şimdi şunu söyleyeyim mi? Zaten benim bir eserim var biliyorsunuz. Sürmene Köprübaşı birbirinin kardeşi. Aynen. Yani biz kardeşimiz yani Sürmene biz ayrılmak gibi. Ne haddimiz öyle bir şey ama sonuçta ki bu ilçeyi de... Hak ettiği yere Trabzon'u bir o çok güzel. Yani Köprübaşı'nı devamlı lanse edelim ki bilmeyen Karadenizler dışında olanlar da Köprübaşı'nın orada bir şirin ilçesi olduğunu Trabzon'u bilsinler. Tabii, doğru söylüyorsun. Ki sadece şirin bir ilçesi demekle kalmayalım. El sanatlarının ana yurdudur orası ya. Ve coğrafi olarak da en büyük ilçesi. Onu Sayın Evren Başkan ifade etmiş. Tabii coğrafi olarak 5. sırada. Şimdi biz önce Maske falan var ama yani Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlu, evet, Mehmet evet. Muş, İsmail Sancak, Eyüp Ayar. Her dönem mecliste milletvekili olan bir ilçe. Evet. Çok büyük değerler yetiştirmiş bir ilçe. Bakanlar, milletvekilleri çıkarmış bir ilçe. Devamlı bürokraside insan yetiştiren, işte valiler, kaymakamlar yetiştiren bir ilçe. Evet. El sanatları var. Bir de doğası aynen. Harika biliyorsunuz. Bizim yoldan kesinlikle. Bizim yoldan aynen, çıkıyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi biz diyoruz ya işte ben özellikle bu dostlarımı gördüğüm zaman yaylaya gitmiş gibi oluyorum. Çünkü o havayı hep beraber orada teneffüs ediyoruz. Ve ben aynı zamanda Sürmene Spor'un yönetimindeyim. Şu anda. Tabii. Tebrik ediyorum seni. İşte başkan da her tarafta var maşallah. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Ben daha işte bir ay önce oradaydım. Sürmene Spor'a malzeme yardımında bulunduk. Yani bir köprü baş... ayırdık mı köprü başı? Estağfurullah. Zaten öyle bir şey. Çocuklarımız da köprü başından çocuklar da futbol akademisi olarak Sürmene'ye iniyorlar, dönüyorlar. Evet. Bizim Köprübaşı'da... Ya bizim için Sürmene Köprübaşı birbirinin kardeşi. Aynen. Yine sözler Burtuloğlu. Bakın bir de şöyle bir şey var. Şimdi Trabzon Köprübaşı'nın bir de şu özelliği var. Trabzon'da tarihi olarak en fazla özelliği olan bir ilçe. Düşünün tarihi kervan yolu nerede? Köprübaşı'nda tarihi
şeyin Trabzon'un en büyük şehitliği nerede? Harmantepe. Harmantepe köprü başında 10 bin yıllık ağaçbaşı turbalığı nerede? Dünyada 5 yerde var bu ya. Evet. Şunu bir ifade edeyim. İki başkanı da bulmuşken şimdi o bizim kervan yolumuz asfalt değil arkadaşlar. Bizi izleyenler de özellikle bunu biz yıllardan beri de medyada hep söylüyoruz. Yani ama bizi kale alanda yok. Ben şunu ifade ediyorum. Şöyle bir duyum aldım. Bilmiyorum sizler bununla ilgili bir. Yani diğer taraftan çıksınlar Sultan Murat yolundan çıksın millet diye bu yolu yapmıyorlar hayır, diye bir şey söylediler. Hayır, şöyle, böyle bir durum var. Şöyle yalan. Şöyle ben iki gün önce Trabzon'daydım. Ahmet Medin Genç Başkan'ı ziyaret ettik biz. Bu etkinliğe evet. Davet ettik. Gelecek inşallah bugün. Dedim ona başkanım. Dedi ki ben bu benim namusum şerefim. Ben bu yolu 5 yıl içerisinde komple asfalt yapıp İnşallah. Tamamlayacağım dedi. Bu çok önemli bir şey. Ve şeye de aldım dedi. Programıma da aldım dedi. Yapacağım tamamdır. Dedi. Yapacağım dedi. Zaten ben bir ay önce kendisiyle tekrar İstanbul'da görüştüm. Hatta bu söylediklerinizi sosyal medyada paylaşacağım dedi. Gönül rahatlığıyla paylaşabilirsin. Evren Başkan'ın dediği ki benim dedi köprü başına verdiğim namus sözümdür. Yapacağım ama tabii ki biliyorsunuz yani bu kar erken indi diye biliyorum yani bizim orada evet. Havalardan dolayı. Evet. Ya olabilir ama o yolun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu buradan ifade edelim. Şimdi mesela bizler memlekete gittiğimiz zaman diyelim 3 günde bir yaylaya çıkıp iniyorsak o zaman her gün yaylaya çıkıp tabii, inme tabii, şansımız tabii, olacak tabii, çok tabii, önemli. Şimdi Murat Bey bak ben biliyorsunuz Güneydoğu turundan geldim. Evet. Allah razı olsun devletimizden dağları taşları asfaltı bırak otoban yapmışlar. Evet. Yani onun için o kervan yolu yapılsın. Yapılsın. Evet bizi izlemeye devam edin efendim. Ahmet Metin Genç Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız da söz vermiş. Burada iki başkan ifade ettiğine göre 5 yıl içerisinde yapılacağına söz verilmiş. Projeye plana alınmış. İnşallah olacak. Gelecek sene Harmandebe Şehitliği'ne kadar çıkaracak. Ondan sonra tamam. Limon suyuna bağlayacak. Oraya kadar çıktıysa zaten tamam. Oradan yukarı önemli değil. Başı Belediye Başkanımız da burada şimdi. O da aynı görüşleri gelecek biraz sonra. Ahmet ona da sorarız. Çok teşekkür ediyorum. Evet zaman zaman başkanlarla görüşeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Efendim yine Trabzon günlerinde sizlerle beraberiz. Trabzon'un güzelliklerini sizlere yine yansıtmaya gayret edeceğiz. Yanımızda çok değerli bir isim var. Evet Trabzon'un Köprübaşı'nın çok değerli belediye başkanı şu anda aramızda. Sayın Başkan şeref verdiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet Sayın Başkanım sağ olun. Sizler şeref verdiniz. İstanbul'a kadar geldiniz. İnşallah burada görüyorum zaten Köprübaşımız dediğiniz zaman el emeği göz nuru sanat abidesi ürünleri de burada maşallah. Sayın Başkanım Köprübaşı'nda siz geldikten sonra güzel işler oluyor. Ben de Sürmeneli'yim. O Köprübaşı'ndan yaylalara çıkardık. Köprübaşı'ndan Gava Düzü oradan yukarıya doğru. Yalnız kervan yolunu da soracağım size ama Sayın Başkanım Köprübaşı'nda güzel işlere hizmet ediyorsunuz. Gerçekten de coğrafyası biraz zor bir coğrafyadır Köprübaşı ama yeşillikler içerisinde harika bir yer. Bu başarıyı nasıl sağladınız Sayın Başkanım? Teşekkür ediyorum. Hep sizin de bildiğiniz gibi Sürmeneli olduğunuz için sizin de bildiğiniz gibi Köprübaşı zor bir coğrafya. Yol sorunu vardır. Evet. İnşallah yol sorununu çözmeye çalışıyoruz. Yaylalara çıkan yollarımızın bir kısmını Arpalı'ya kadar asfaltladık. Çifte Göbri'den Sultan Murat'a çıkan yolu asfaltladık. Biliyorsunuz Sürmene'den çıkan bir kişi Sultan Murat'a Köprübaşı'nı tercih ederek giderse ya Pınarbaşı'ndan ya Çifte Göbri'den Çaykara'ya göre 31 kilometre gidiş, 31 kilometrede geliş daha kısa yol gitmiş öyle olur. Tabii Pınarbaşı muhtarımız da burada. Pınarbaşı'ndan da asfaltımız bitmek üzere bir kaç kilometremiz kaldı muhtarım? Evet, muhtarımıza soracağız evet. İnşallah biraz. Çok az bir yolumuz kaldı. Orayı da asfaltlıyoruz. Kervan yoluna da Büyükşehir'le beraber çok sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu söz verdiler. Biliyorsunuz tarihi kervan yolu. Çok önemli. Sahili iç kesimlere bağlayan en kısa karayoludur Bayburt'a bağlayan. Aynı zamanda köprü başındaki Harmantepe şehitliği Trabzon'un en büyük şehitliğidir. Sultan Murat şehitliğimizle karşı karşıya aynı dönemde biri 21 Haziran Sultan 23 Haziran Sultan Murat şehitliği 29 Haziran Harmantepe şehitliğinin anma günü aynı tarihlerde aşağı yukarı şehit olmuşlar. Türk ordusu iki koldan
ilerliyordu. Şehitliğimizi de güzel bir şekilde yaptırdık. Oranın da yolunu yaptırırsak inşallah daha da güzel olacak yaylalara ulaşmamız. Evet, şunu ifade edeyim. Harmantepe şehitliği çok önemli bir gerçekten. Rahmet diliyoruz şehitlerimize buradan. Kervan yolu da bizim için önemli. Az önce o müjdeyi de biz Göksal Burtuloğlu ile Evren Sancak aynı sizin gibi ifade ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söz verdiğini söylediler. Bu bizim için çok önemli ama Harmantepe şehitliği son birkaç yıl önce mi? Yani yanılmıyorsam 3-4 sene oldu yapılalı. Bu zamana kadar bunu görmediler mi Sayın Başkanım? Yani yeni mi akıllarına hayır, geldi? Daha önce de yapılmıştı da. Ama çok coğrafi şartlar hesap edilememişti. Sultan Murat şehitliği de ikisi de yenilendi. Daha önce de yapılmıştı. Ancak coğrafi şartlar hesap edilememişti. Mermerler bütün kalktı, bozuldu. Bozuldu. Evet. Yeniden biz el attık ona. Muhtarlarımızla, büyükşehirle, valilikle beraber el attık. Biz de yardım ederek Harmantepe şehitliği belki de şu anda Türkiye'nin en güzel yapılan şehitliklerinden bir tanesi. 10 santim kalınlığında mermerden yaptık onu. İnşallah ondan etkilenmeyecek harika, diye düşünüyorum. Harika olmuş. Elinize, evet. Emeğinize sağlık. Sayın Başkanım, şimdi köprü başımızda tabii genelde el emeği, göz nuru. Şöyle bir standa doğru gidebilir miyiz Sayın Başkanım? Tahta kaşığı şekilde gördüğün evet, gibi bizim belediyemizin değirmencisi aynı zamanda kaşıkçı kendisi yapıyor. Bunları hep kendisi yaptı. Bu erik ağacından kepçe güzel. El emeği değil mi başkanım? Evet, yani fabrikasyon evet. Yok, fabrikasyon bizde yok. Bunlar şimşir kaşığı şimşir. Biliyorsunuz dünyada mikrop barındırmayan ama çok zor yetişen bir şimşir ağacının 30-40 senede bir kaşık olması için en az 6 santim çapında olması lazım. 30-40 senede yetişiyor. Zor yetişen bir ağaç. Kaşığın yanında bakın bu eskiden şeker çuvallarında olurdu. Şeker çuvalı, un çuvalı evet, artık ne alırsa. Kürek, keser sapları köprü başında çekiliyor. Çifte evet. Göbri mahallemizde, Erebin altında, Güneşli mahallemizde bir atölye vardır. Torna atölyesi. Beşikler. Bu boyasızı. Boyalıyı tercih etmedik fazla. Arkadaşlarımız sağ olsun verdiler bize. Evet. Bu boyalısı, bu ekmek tahtaları. Kesme tahtaları. Tabii ekmek tahtaları. Merdaneleri yine evet, Mahmut abi gibi bir muhtarımız çekti. Oy maşallah. Çifte Güneşli Mahallesi muhtarı. Oklavaları yine kendisi çekti. Sepetleri ben de yaparım. Kardeşim yapıyor. Ay maşallah. Böyle köprübaşı. Siz de yapar mısınız? Tabii. Kaşık da yaparım, sepet de yaparım. Ya görüyorsunuz efendim sepetleri belediye başkanımız da yapabildiğini ifade etti. Bunlar tabii. Bizim için çok önemli o bölgemiz için. İşte bunlarla bunlar tatura gibi tabii. İşte meyve topla, çay topla, ne toplarsan topla. Aynen. Evet Sayın Belediye Başkanım. Şu anda bizleri izleyenlere Trabzon günlerindeyiz. Başka eklemek istediğiniz bir mesaj var. Bunun yanında Köprübaşı insan yetiştiren bir ilçedir. Evet. Eğitim öğretime çok önem veren, işte rahmetli Türkiye'nin en önemli seçim sandığında rekorlar kıran Adnan Kahveci, vali efsane vali, evet. Sıra dışı bir vali Recep Yazıcıoğlu. Şu anda Türkiye'nin en uzun süre görevde kalan bu hükümetten AK Parti hükümetinden önce de vali olan şu anda eski şehir valisi buradan selam olsun Hüseyin Aksoy. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Bilen Bütçe Komisyonu Başkanı çok değerli önceki dönem bakanımız Mehmet Muş. İçişleri Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Süver. Ticaret Bakan Yardımcısı pek çok daha Mustafa Tuzcu gibi Köprübaşı, Çaykara, Dernek Pazarı bizim o dere biliyorsunuz bunlar. Evet. İnsan yetiştirmede önemli. Hem siyasetçi hem iş adamı. Her evet. Türlü. Yok bizde. Bir de Türkiye'nin daha önce Mahmut abiyle gittik bir hafta önce veya 10 gün önce Gebze'ye. Mahmut abi seni de şöyle alalım. Gebze'de Türkiye'nin vinç piyasası, dünyanın sayılı vinçleri bizim Köprübaşı Beşköylülerin elinde. 5000 kişiyi çalıştırıyorlar Bursa'da, Gebze'de. Bunlar gurur duyuyoruz hemşerimizle. Evet. Hepsine de bütün bizleri izleyen Köprübaşılı, Dernek Pazarlı, Çaykaralı, Trabzonlu herkese selam ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmayan önceki dönem AK Parti ilçe başkanımızla beraber geldik. Ona da çok teşekkür ediyorum.
Bu organizasyonu terdim eden başta İsmail Şatıroğlu olmak üzere dernek başkanına, yönetimine, Evren Sancak, Göksal Pırduloğlu, ismini sayamadım, Hasan Keskin hepsine teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırlıyorlar, sağ olsunlar. Siz de bu yayını yaptığınız için, bizi sesimizi duyurduğunuz için size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Hemen muhtarıma dönelim. Muhtarım, sizi bir tanıyalım. Köprübaşı, Bunarbaşı Mahalle Muhtarı Mahmut Su İçmez. Evet, Mahmut abi, başkanı dinledik. Tabii Köprübaşı bizim önemli ilçelerimizden bir tanesi. Coğrafyası zor ama gerçekten insanı çok başarılı. Hem siyasette hem ticarette, halka hizmette yarışan çok değerli isimler çıkarıyor. Bununla ilgili bir mesajınız var mı? Şimdi Köprübaşı, sizin de dediğiniz gibi çok zor bir coğrafya ama son dönemde gerek Büyükşehir gerek Köprübaşı Belediye'mizin yapmış olduğu önemli çalışmalar var. Bu çalışmalar şu anda devam ediyor. İnşallah bu dönem Köprübaşı'nın yol sorunu olarak belki de %90'lara çıkacağız. Sayın Başkanımla beraber muhtarlarımız, işte dernek başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız buna çok önem veriyor. İnşallah bu dönem bu yol sıkıntısını aşacağız. O çok önemli bir sorun. Çünkü o kervan yolu. Mesela biz şimdi yazları memlekete geldiğimiz zaman yaylaya haftada diyelim 2 gün gidersek, yol yapılsa 5 gün gidersin. İşte o avantajı da var. Kervan yolu sadece Köprübaşı'nın değil, Sürmene'nin, Araklı'nın, gerekse Trabzon'dan çıkıp da o dağlara çıkacak insanların sorunu. Kesinlikle. O kesinlikle halledilmeli. Şimdi şöyle bir avantaj var. Köprübaşı'ndan Sultanmurad'a, Sürmene'den Sultanmurad'a veya Çaykara'dan Sultanmurad'a çıkılacağı zaman arada 40 kilometre, 42 kilometre gibi mesafesi uzayan bir yer var. Çaykara'dan 42 kilometre uzun. Evet. O yolların biraz daha düzelmesiyle beraber çok daha sağlıklı yolların olacağına inanıyorum. İnşallah. Yine burada bir abimiz var. Siz de tanıyalım efendim. Orhan Erdoğan, Köprübaşı AK Parti önce gidenem ilçe başkanıyım. Evet. Öncelikle bizlere bu imkanları sunan Dernekler Federasyonu'na sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ve yönetimine ayrıca. Bizleri burada temsil eden belediye başkanına ayrıca teşekkür ediyorum. Çok fazla söze gerek yok. Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet, sizleri seviyoruz. Sayın Başkanımız zaten köprü başında çok seviliyor. İnşallah başarıları daim olsun. Ahmet abi, buradaki ustamıza da bir gidelim mi? Sen oraya çektin ama ben buradaki üstadıma elemeye göz nuru dedik ya, değerli kardeşimi de tanıyalım. Çünkü emekçi kardeşim, kolay gelsin. Hasan Malgoç, belediyeden emekliyim. Ayrıca bu işleri de yapıyoruz. Evet, Hasan'ım, şimdi bu tahta kaşık yapmak kolay iş değildir. Evet. Bir sanat. Evet, icra. Sanat. Sen de burada sanatı sergiliyorsun. Aynen, aynen. Bizim Göksal Burtuloğlu var, değerli başkanlarımızdan, evet, biliyorsun. Köprübaşı'nın da evet, değerlerinden. O evet, bazen yayında bana hava atar, ben kaşık yaparım, kepçe yaparım. Olabilir. Ama yani ben şimdi onu çağırsam acaba becerebilir mi? Bir yaptıralım mı ona? Bilmiyorum hiç yapmış mı? Ama illa ki bir şey yapar yani biraz. Bir şey görmüşse. Aman diyor, beni çağırma. Demek ki bu çünkü bu emek isteyen bir şey. Aynen, aynen. Kolay iş değil. Aynen. Bununla yemek de lezzetlidir değil mi? Evet. Bunu şimdi iki keserden yapıyorsun. Daha sonra boşaltma sistemi var yani bu işleri. Kolay değil yani, evet, bu. Hiç kolay değil. Evet, evet. Valla tebrik ediyorum seni. Allah kolaylık versin. Sağ sana. Olun. Şimdi orada görüyorum bir tahtaya kaşı resmini çizmişsin. Aynen. Onu o şekilde yapıyorsun değil mi? Aynen. Şurada zaten yapılmışları var. Evet. O şekli geliyor galiba. Ahmet abi, şunu yakından alır mısın? Bakın işte bu. Evet, bunu çiziyor ve bunu el emeğiyle kaşık şekline getiriyorlar. Çok kolay iş değil. Efendim buradan Sayın Köprübaşı Belediye Başkanımıza, değerli muhtarlarımıza, köprü başında bizi izleyenlere az önce de müjdeyi aldık. Kervan yolu inşallah Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve yine Ulaştırma Bakanı'nın vermiş olduğu sözü Sayın Belediye Başkanımız da ifade ettiler. Çünkü o yol Karadenizler için, özellikle o bölge için, bizler için çok önemli bir yer. Kervan yolu gerçekten tarih kokan harika bir bölgedir. Harmantepe Şehitliği gibi şehitlerimizin olduğu, belki de Türkiye'nin en yüksek yerlerinde şehit olan
o güzel şehitliğimize, şehitlerimize rahmet diliyoruz. O yolun kenarından da inşallah o yol yapıldığı zaman bütün halkımızı, bütün bizleri izleyenleri, sadece Karadenizleri değil, bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı da oraya taşıyacağımıza inanıyorum. Bizleri izlemeye devam edin. Trabzon'umuzun güzelliklerini sizlere buradan yansıtmaya gayret ediyoruz. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği yine muhteşem bir şölende beraberiz ve yanımızda yine Trabzon Dernekler Federasyonu'nun yöneticilerinden, değerli iş insanlarından Yusuf Kızıldağ'la beraberiz. Yusuf abi, büyük yapımcı diyoruz ona. Öyle yapımcı, böyle yapımcı. Seninle röportaj yapmış, kaydı kapalı abi. Bu böyle bir şey olabilir mi? Olur, aksilikler bazen olabilir. Herkese hayırlı günler diliyorum buradan. Trabzon Dernekler Federasyonu olarak yine bugün Yenikapı'dayız. Bugün saat 17'de açılışımızı muhteşem bir şekilde yapacağız. Ben İstanbul'da bulunan Trabzonluları, Trabzon sevenlerini ve tüm İstanbulluları buraya davet ediyorum. Çok güzel bir açılışımız olacak. Akabinde yöresel sanatçılarımız burada olacak. Yine Trabzon'umuzun kültürünü, sanatını ve yemek çeşitlerini burada tanıtmış olacağız. Ve herkesi buraya bekliyoruz. Trabzon'u dolu dolu 3 gün burada yaşayacağız. Evet, şimdi Yusuf Kızıldağ yıllardan beri hem STK'larda hem de Karadenizlerin yanında mücadele veren bir iş insanı. Festivalden sonra da tabii ki böyle Karadeniz'in güzelliklerini yaşamak isteyenler Esenbahçe Et Mangal. Esenbahçe Et Mangal. Adresi verelim Yusuf abi. Yani evet, Sultan Gazi'den Arnavutköy'e giderken Habibler'de Esenbahçe Et Mangal. Yine 5000 metre geniş alan olan, Trabzon'un yeşillikleri gibi yeşilliği bol bir yer. Tüm dostlarımızı oraya da bekliyorum. Dediğiniz gibi federasyonumuzda uzun zamandır görev yapıyorum. Şu anda İsmail Şatıroğlu başkanla 2 dönemdir başkan vekili olarak görev yapıyorum. Nasip etti Rabbim, 3. döneme başladık. İnşallah yaptıklarımızdan daha çoğunu yapacağız. Trabzonlulara, İstanbullulara, Trabzonluların o güzel, muhteşem eserlerini bırakacağız. Artık gençlerimizi de yine bu kongrede olduğu gibi yanımıza alıyoruz. Daha yeni gençlere devredeceğiz inşallah ilerideki zamanlarda. Hep birlikte, hep beraber çok güzel günlere diyorum. Evet, buradan ben çok teşekkür ediyorum. Tabii Trabzon'a kim emek veriyorsa ondan Allah razı olsun. Trabzon Dernekleri Federasyonu da İstanbul'da, Yenikapı'da olsun, diğer bölgelerde Trabzon'u tanıtmaya devam ediyor. Yılda 2 bazen 3'e çıktı. İnşallah sayısı çoğalır Sayın Başkanım. Şimdi bizim niyetimiz, artık bu yoğunlukları atlattık. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin değişik illerinde bu Trabzon günlerini yapmayı hedefliyoruz. Yakında bu çalışmalara başlayacağız. İşte Bursa'da, Antalya'da olabilir, Kıbrıs'ta olabilir, yurt dışında olabilir. Çalışmalarımız hızla bir şekilde devam edecek. Biliyorsunuz Trabzon evini İsmail Şatıroğlu başkanlığında yaptık, bitirdik. Şimdi kıymetli hemşerilerimi Cerrahpaşa'ya da bekliyoruz, Trabzon evimize, ve yeni projelerimizi yakında açıklayacağız. Peki Sayın Başkan, Trabzon evi her gün açık mı? Yani ziyarete gidenler oraya gidebiliyor mu? Her gün ziyaret edebiliyor mu? Evet, her gün orada sekreteryamız vardır, çayımız hazırdır. Öyle mi? Çay Ahmet tabii. Abi duydun, çayı orada artık içiyoruz. Bekliyoruz. Evet, ikramlarımız da vardır. Biz tüm hemşerilerimizi Trabzon evimize de bekliyoruz. Peki Yusuf abi, başarılar diliyorum. Emeğinize sağlık. Gerçekten yine güzel bir organizasyon yapmışsınız. İnşallah Allah utandırmaz, pazar akşamına kadar muhteşem bir şölen havasında Trabzon günlerini burada yaşarız. İnşallah hep çok beraber. Çok teşekkürler. Ahmet abi kayıttasın değil mi? Büyük yapımcı. Gene onun işi belli olmaz abi. Eyvallah. Birazdan gelebilirim abi, kayıtta değilim. Yeniden gelebilirim. Belki bizi izlemeye devam et. Festivaldeyiz ve yanımda yine uzun yıllar STK'larda görev yapan, şu anda dernekte, federasyonda görev var mı bilmiyorum ama. Var. Var mı? Var. Tebrik ediyorum. İbrahim. Ama adı yok. Adı yok. Adı da yakında çıkar inşallah. Ya biliyorsunuz hafta sonu, geçen pazar günü biz kongremizi gerçekleştirmiştik. Bu tarihler alınmış olduğu için otomatik olarak bir arkadaşlarımız burayla ilgilendi.
İnanır mısınız? Başkan hemen ondan sonra Trabzon'a gitti, şu geldi filan. Hemen etkinliğe giriş yaptık. Görevini yok derken, ismi yok derken görev dağılımımız hali hazırda gerçekleşmedi. Ama biliyorsun biraz önce söylediğin gibi ben yıllardır bu kurum içerisindeyim. Ahmet abi derler zaten, hele şu çocuk mikrofon tut diye ben ne iş olsa yaparım, hiç sıkıntı yok. Ama ya. Sen eski meslektaşımız yani. Sen de yok yok İbrahim Akın. Yok estağfurullah. Evet peki organizasyon pazar akşamına kadar devam edecek. Evet. Neler olacak şöyle bir anlatır mıyız? Vallahi sayın... bir şey söyleyeyim mi? Hiç bilmiyorum. Ne sürprizler hazırlamışlar. O zaman herkes gelsin burada görsün. Aynen öyle, herkes gelsin burada görsün. Sanatçı listemiz sosyal medyada yayınlanmıştı. Oradan takip edebilirler gün saat akış akışında program akışımızı. Yani dedim ya tamamıyla kongreye odaklanmıştık. Kongre sonuçları benim görev alanım değildi. Dolayısıyla da yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Sanatçılarımızın hepsi bizim zaten. Yani oraya bakıp peki, programa göre değerlendirebilirsiniz. Sevgili Akın, bu yapımcım Ahmet Küngür hep al çocuk şu mikrofonu. Bu nasıl bir esprdir? Ben yıllardır değil mi? Yani bu nedir? Ben şimdi Ahmet abi beni tanımıyor. Ondan sonra tuttum mikrofonu ve dedim ondan sonra sen benim dedim şeyimi yapacaksın. Röportajlarımı sen yapacaksın dedi. Hani Vizyon TV'de var ya. Kapıdan geçiyordum diyor ya Yılmaz Erdoğan'ın repliğinde. Hele de düğmeyi kontrol kalemini tut dedi, o gün bugün diyor radyo tamircisi oldum dedi. Ahmet abi de mikrofonu o hesapta. Hele şunu bir tut dedi, o gün bugündür gidiyoruz. Ciddi mi diyorsun? Yani hiç o zaman bir samimiyet yok muydu? Yok, o kadar fazla samimi değildik. Enteresan. Ondan sonra benim özelliklerimi bilmiyordu, sonra öğrendim. Efendim bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelin efendim. Yeni Kapı'dayız. Bekleyin. Yeni Kapı Trabzon günlerinden selamlar. İşte sahnede Karadeniz'in, bölgemizin çok değerli üstadı Nurettin Kahveci ile beraberiz. Harika bir kaval havası görüyorsunuz. Yaylalara bizi götürdü. Helal olsun. Evet. Devam. Hadi bakalım.
güzelim be, keseyi su tavalı. Burayı güzelim be, keseyi su tavalı. Canım bir gün söyledi, fırtına telli kalbi. Canım bir gün söyledi, fırtına telli kalbi. Thank you.
eskileri. Diye bir sevda unuttun eskileri. Diye bir sevda unuttun eskileri. Daha yeni sevdalı düştüm dilden dillere. Daha yeni sevdalı düştüm dilden dillere. Yeni bir sevda yaptım elinde eskileri. Yeni bir sevda yaptım elinde eskileri. Thank you.
götürdüm kara çoban yolunda. Thank you.
tüfeğe olanlar bağlı. Keyfun geldi mi felek, keyfun geldi mi felek. Çümbellerde tüfeğe, tüpünlere tüfeğe olanlar bağlı. Keyfun geldi mi felek, keyfun geldi mi felek. Omuzunda bal kapı düştü kırıldı sapı. Omuzunda bal kapı düştü kırıldı. Usurarsan sebel olur. El papiyum, el papiyum. Sorarsan sebel olur. El papiyum, el papiyum. Sorarsan sebel olur. El papiyum, el papiyum. Çöpler içine atanı yaptırdım bıçağıma. Çöpler içine yaptığımın ismini yazdım bir çocuğuma. Sevduğumun ismini yazdım bir çocuğuma. Sevduğumun ismini sen de taşıra. Bak başından beyazı geldi yaylanın ya. Sen orada yatarken öpeçeğe Roma yazı. Sen orada yatarken öpeçeğe Roma yazı.
görmedik. Dahi bana uzakları gene aldım yarimi. Çınlasın kulakları, kestaneyi soyarım, dereye koyarım. Bıraktın gül saymayı, yerine ben sayarım. Bıraktın gül saymayı, yerine ben sayarım. Yerine ben sayarım, yerine ben sayarım, yerine ben sayarım. Ah 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 ah. Gel 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 Ayçiçe, yaz be. Al bakayım al. Masal anlatma, çekil git hayatımdan, çekil git hayatımdan. İzlemiyorum seni, bıktım yalanlarından. İstemiyorum seni, bıktım yalanlarından, bıktım yalanlarından. Çeker miyim nazını, çeker miyim kahrını, silemez miyim sandın yüreğimden adını. Çeker miyim nazını, çeker miyim kahrını, silemez miyim sandın yüreğimden adını. Yüreğimden adını. Hasayla, hazır mıyız? Daha fazla ısınmaya. Geliyor. Kızlar bunda çıkardı İsmail yol taşısını. Çıkaracaklar yoldan Cami'nin hocasını. Kızlar bunda çıkardı İsmail yol taşısını. Çıkaracaklar yoldan Cami'nin hocasını. Thank you.
Federasyonu Genel Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu. Şöyle bir davet edelim. Başkanımız çiçeği de siz takdim edin. Harikaydın her zamanki gibi. Konserlerde olmasa görüşemeyeceğiz. Vallahi Gümüşhane Çarşı hep beraberdik birçok konserde. Karadeniz'imizin yetiştirdiği güzel seslerden bir tanesi. Başkanım şöyle takdim ederseniz Ceren Ece Öksüz'e çiçeği. Evet. Kıymetli misafirler, gerçekten kendi belki küçük ama olağanüstü bir ses dinledik. Ceren
hiç tahmin etmediğim hiç tahmin yani hiç tahmin etmediğim kadar güçlü bir sesi var. Bu anlamda kardeşimize bu hayatında başarılar diliyorum. Karadeniz'in annesini de yakinen tanıdık. Bizim derneklerimizde faal olarak çalışan bir kardeşimiz. Böyle bir kızımızın böyle güçlü bir ses. Ben inan şaşırdım. İlk defa dinleme imkanım oldu. Küçük ama çok kuvvetli bir ses. Gerçekten kendi büyük, sesi büyük. Bu anlamda da her yerde, her zaman bu kardeşimize destek vermek durumundayız. Kendisini hem öğretim hayatında hem de sanat hayatında Karadeniz'i temsil edeceğine kalpten ve yürekten inanıyorum. Hem duruşuyla hem de Karadeniz'i temsil etme anlamında bu küçük yaşına rağmen olağanüstü bir kardeşimizle bu akşam tanışma imkanım oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Yolu açık olsun. Bu güzel çiçeğimizle kardeşimle bundan sonraki hayatında her zaman yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Kendisini sizin adınıza tebrik ediyorum ve öpüyorum. Başkanım kısa oldu dedi ki bir dahakine uzun yaparız. Daha bir önde sahne saatlerini ona göre ayarlarız. Buranın saatine göre ayarladığımız için çok teşekkür ediyoruz Ceren Ece Öksüz'e.